Dördüncü dersimizde e, sizlerle e, Kur'an Arapçasında fiil, genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. E, fiil e, işte bir hareketi ifade ediyor. Geldi, geliyor e, gibi. Bu gibi ifadeler Türkçe'de de fiil olarak e, ifade edilmektedir. Ve bize yabancı bir kelime de değil. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak incelediğimizde, her tarafta e, fiillerin sıkça yer aldığını görürüz. Her dilde bu böyledir. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde. Yani Kur'an'daki kelimeler ya isimdir, ya fiildir veya harftir. Mutlaka bu üçünden birine girmektedir. Bunların ayrıntıları var. Bugün e, fiil, bununla alakalı Kur'an'dan bazı ayetleri görmeye çalışacağız. Örnek olmak üzere, şu ayete bakabiliriz. Allahu Teala işte meleklere insanın yaratılmasını anlatıyor ve anlatırken de şöyle bildiriyor. Ve izgale rabbuke lil malaiketi. Rabbin meleklere demişti. Burada gale dedim. Ama iz bunu daha mişli bir zamana çekiyor. İz gale hani demiştim. Rabbuke senin Rabbin lil iketi meleklere. Ya yani kelimeler hemen hemen tamamıyla kolaylıkla anlayabileceğimiz şekilde. Gale bunu az çok öğrendik. Dedi anlamında. Rabbuke senin Rabbin lil meleike, meleklere. Hani Rabbin meleklere demişti. İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İnni e, cailun bunların ayrıntılarını sonraki derslerde göreceğiz. E, burada Türkçe'de gördüğümüz kelimelerden birisi arz. Arz, küreyi arz denilir mesela. Halife aynen kullanılır. Halife kelimesi. Nasıl ki dört halife diyoruz. Peygamberimizden sonra onun yerine geçenlere halife denilir. İnsanın yeryüzünde halife kılınması yeryüzünde hükümran olması, yeryüzünde hükmedecek kabiliyette yaratılması bunu ifade eder bir yönüyle. Galu onlar dediler. Galu gale dedi, galu onlar dedim. Yani fiil. Etec alu fiha sen orada e, kılar mısın? Men yufsidu fiha fesat çıkaracak ve yesfiku dimaa haksız yere kan dökecek birisini mi halife kılacaksın dediler. Burada kırmızıyla gösterilen kısımlar her birisi fiildir. Galu geçmiş zaman onlar dediler. Etec alu kılar mısın kılıyor musun? E soru yapmakta. E, derken Türkçede çok da yabancı değil bu. Fesat efsede yufsidu ifsat etmek, ortalığı fesada vermek ve e, yesfikud dima'a e, sefk sefeke haksız yere kan akıtmak anlamında dima kelimesi dem kelimesinin çoğulu. Hani çay demli oluyor, rengi daha kırmızı oluyor. Oradan kelime hatırımızda kalabilir. İşte e, yeryüzünde fesat çıkaracak, haksız yere kan akıtacak birisini mi halife kılacaksın dediler. <laughs> ve onların sözü devam ediyor. Ve nahnu nusebbihu bihamdike. Oysa biz sana hamd ederek tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu lek ve seni takdis ediyoruz. Burada nusebbihu nukaddisu. Nusebbihu tesbihten geliyor. Nukaddisu takdisten geliyor. Tesbih etmek, takdis etmek. Bunlar da birer fiil. Nahnu çokça Kur'an-ı Kerim'de geçer. Zamirlerden bir tanesidir. Biz anlamında. Gale dedi ki Allah dedi. İnni alemu ben gerçekten bilirim. Mâ la ta Burada, bilirim. lâ ta'lemun sizin bilmediklerinizi. Burada alemu bilirim. La ta'lemune siz bilmezsiniz. Bilirim bilmezsiniz. Bakın bunlar birer fiil ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de kullanılmakta. Ve alleme Ademe el esme'e Allah Ademe bütün isimleri öğretti. Burada alleme belki Türkçe'de o kadar çağrışımı yapmayabilir. Ama alleme yuallimu talim. Öğretti anlamında. Talim. Talim etti. Askere gidenlere mesela eğitim verilir ve bu askerin talimi şeklinde ifade edilir. Yani Türkçeye çok da yabancı bir kelime değil. Adem bütün dinlerde bilinen bir isim. Yani semavi dinlerde Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi Tevrat'ta, İncil'de de geçmekte insanlığın atası. El esmaa isimler. İsimler isim kelimesinin çoğulu. El esmaa isimler. Esma isim telaffuzda birbirine yakın hatırlayabiliriz. Küllehe bütününü Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bu Adem'e verilen, Adem'e ve nesline verilen ilim öğrenme kabiliyeti, teknoloji, sanat bütün bunları ifade eder. Yani insanda bu kabiliyet vardır. İnsan ilim öğrenebilir. İlim potansiyelli bir varlıktır. Sümme aradahum alel melaike. Sonra onları meleklere arz etti. Yani eşyayı meleklere arz etti. Burada arada arz etmek. Türkçe'ye çok da yabancı değil bakın. Arz etmek. Ancak dat harfiyle ifade edilmiş. Türkçe'de biz bunu daha çok z olarak telaffuz ediyoruz. Arz etmek. i̇şte durumu bilgilerinizi arz ederim. Saygılı bir anlatım şeklidir. Türkçede bu şekilde kullanılmaktadır. Allahu Teala meleklere onları arz etti. Yani eşyanın suretlerini, eşyayı onlara gösterdim. Fakale dedi ki: En biuniye bana haber verin bi esmai isimlerini ha şunların in kuntum sadıkın eğer sadık iseniz. Burada dedi haber verin öte yandan e, küntüm bunların her birisi yine bir fiil olarak karşımıza çıkmakta. Galu melekler dediler ki eee seni tenzih ederiz. Subhaneke e, işte Hanefiler namaza başladıklarında Subhaneke Allahumma ve bihamdik Subhaneke okunur. Subhaneke esas itibariyle Kur'an'da da geçen bir kelimedir. Bu ayette olduğu gibi Allah'ım seni tenzih ederiz anlamında. Allah'ın yüce oluşunu, münezzeh oluşunu ifade eder. İşte melekler dediler, "Allah'ım seni tenzih ederiz. La ilme lenâ illa mâ Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok." Burada la ilme lena bizim bir ilmimiz yok. İlla ma ancak sen bize ne öğretmişsen. Allemtena sen bize öğrettin. Bu da yine fiil olarak karşımıza çıkmakta. Yani melekler bir nevi acziyetlerini burada ifade ediyorlar. Ya Rabbi senin bildirdiğinden başkasını biz bilemeyiz. İnnekentel alimul hakim Şüphesiz alim, hakim ancak sensin. Ee, yani burada alim, hakim Allah'ın iki ismi. Allah alimdir, her şeyi bilir. Hakimdir, her işi hikmetli bir şekilde yapar. Ve alim ilimden gelmekte. Hakim hikmetten gelmekte. Belki hakim Türkçe'ye hekim olarak girmiş. Mesela Lokman Hekim denilir. Doktorluk gibi gerçi anlaşılıyor da burada o anlamda değil hikmet sahibi, bilgi sahibi o anlamda kullanılmaktan. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra başka bir konuya geçiyorum. Lazım ve müteaddi. Lazım ve müteaddi geçişli geçişsiz fiilleri ifade eder. Türkçeden örnek verecek olursak geldi getirdim. Mesela Ahmet geldi dediğimde cümle orada bitiyor. Ama Ahmet getirdi dediğimde ne getirdi? Ne getirdiğini de belirtmem gerekir. Arapçada da bu böyle. Arapçada işte bir kısım fiiller geçişsizdir. Bunlara lazım fiil deniyor. Bir kısmı da geçişlidir. Bunlara da müteaddi deniyor. Kur'an'dan örnekle şu şekilde ee, görebiliriz. Ve ca'a min aksal medineti raculun yes'a Ve ca'a geldi min aksal medine şehrin öte ucundan raculun bir adam yes'a koşuyor. Toparlarsak şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Burada geldi. Artık iş onunla bitmiş oluyor. Ee, ve mef'ulü olmadığından cümle orada tamamlanıyor. Yine mana olarak biraz dikkat çekecek olursak burada Medine şehir anlamında. Bizler tabi Medine denildiğinde Medine-i Münevvere'yi belki hatırlarız ama kelime anlamı itibariyle Medine şehir demektir. Racul adam demektir. Yesa koşmak, sahi etmek o anlama geliyor. Bir de getirdi manasını başka bir ayetten göreceğiz. Kul de ki men enzelel kitap kitabı kim indirdi? Ellezi ki o kitap ceebihi Musa Musa onu getirmişti. Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? Ve bu kitabın özelliği nuran ve huden linnas. İnsanlara bir nur ve bir hidayet olarak Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? Burada Yahudilere yönelik bir hatırlatma var. Yahudiler, e, peygamberimiz zamandaki Yahudiler, e, Kur'an-ı Kerim'e inanmak istemiyorlar ve e, kitaplara imanı adeta inkar ediyorlar. E, Peygamberimize talimat geliyor. Ey peygamber onlara de ki, eğer insanlara kitap gelmiyorsa, sizin inanmış olduğunuz Musa'ya e, kitap nereden geldi bu bu anlamda ayet kerime bunu ifade ediyor burada e, cebi getirdi anlamında. ve dolayısıyla getirdi dediğimizde ne getirdi e, işte kitap e, dolayısıyla e, müteaddi olan bir mana burada yine iki ayet göreceğiz bunlardan birincisi lazım fiil Yevme tebiyattu vucu ve tesvettu vucu. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Kırmızı ile gösterilen tebiyattu tesvettu. Bunlardan birisi tebiyattu beyazdan geliyor. Beyazlamak yani ağarmak. Tesvettu bu da Türkçe'ye çok yabancı değil. Müsvette mesela. Müsvette karalamak. fiil olarak düşündüğümüzde Kararmak, o gün yani hesap günü, diğer alemde hesap günü, bir kısım yüzler ağırır, bir kısım yüzler kararır. Ağarmak, hani alnımızın akıyla bu işten çıktık deriz, insanın alnı ağırır başarılı olduğunda ve o insan sevinçlidir, onu anlatıyor. Ama kararmak, diyelim başarısız oldu veya mahcup olacak bir duruma düştü, o zaman insanın yüzü kararır ayet-i kerime bunu anlatmakta. Ve konumuzu örnek olması cihetinden tebiyaddu ve tesveddu bunlar lazım fiillerdir. Ee, ayrıca bir mef'ul gerektirmiyor. Ama diğer ayete geldiğimizde خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ hak خَلَقَ yarattı, Allah yarattı. السَّمَاوَاتِ gökleri yarattı. art arzı yarattı. بِالْحَقِ Hak olarak yarattım. Burada yarattı dediğimizde neyi yarattı? Elbette bunu sormak gerekir. İşte neyi yarattı kısmı mef'ul oluyor. E, ve mef'ul de e, müteaddi fiili gerekli kılıyor. Yani mef'ul alabilmesi için fiilin müteaddi olması, geçişli olması gerekiyor. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Bu Hz. Musa ile alakalı bir ayet. Hz. Musa'nın hayatında çok hareketlilik var. İleride Firavun'un saltanatına son verecek kişi, kaderin bir tecellisi Firavun'un sarayında yetişiyor. Ve ancak bazı olaylar oluyor. Bu olayların neticesinde Hz. Musa Mısır'dan ayrılma durumunda kalacak. Ayet-i Kerime onu anlatıyor fa kharaca minha bunun üzerine Musa haraca çıktı. Minha şehir minha oradan. He zamir evvelinde şehirden bahis var. Şehirden çıktı. haifen korku içinde yatarak kap etrafı gözetleyerek. Kharaca e, Türkçede az çok belki huruç e, çıkmak oradan hatırlayabiliriz. Haif, havf, korku o, o kökten gelen ismi faildir. Havf kelimesini bilenler buradan kelimeyi çıkarabilir. Yatarak kap, murakabe etmek. Murakabe mesela müftülüklerde murakıp vardır. Yani bunlar memurların gidişatını, görevlerini yapıp yapmadığını kontrol ederler. Bunlara murakıp denir. Aynı kökten geliyor. Ee, yani Hz. Musa da şehirden çıkacak. Çıkarken etrafı böyle kolaçan ederek, e, gözetleyerek o şekilde çıkıyor. Fiil olarak yatarak yatarakkabı etrafı kolaçan etmeyi ifade etmekten. Ve Türkçe'de rakip olarak kullandığımız kelime buradan gelmiştir. Rakip, rakip e, telaffuzuna göre söyleyecek olursak. Yani mesela iki güreşçi bunlar birbirine rakip her ikisi diğerini kolluyor nereden bir açığını bulabilirim diye. Ee, yani kelimenin bu kelimeden türeyen diğer kelimelerde de böyle gözetlemek manası kendisini hissettirmekte. Bu da Hz. E, Hazreti e, Yusuf'un hayatından bir bölüm. Ve rafa ebaveh. Hazreti Yusuf anne babasını e, alel arş tahta oturttu. Taht hani hükümdarların oturduğu koltuk. Onları hükümdarlık koltuğuna oturttu. Rafa yükseltmeyi ifade eder. E, dolayısıyla e, mef'ul gerektiriyor. E, müteaddi olan bir fiildir buradan. Ve harru lehu sücceden ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yani Yusuf'un biraderleri onun büyüklüğü e, karşısında artık onun büyüklüğünü itiraf ederek Harru lehu sücceden secdeye vardılar. Burada sücceden, secde aynı kökten az çok tahmin edilebilir. Harru Türkçe'de o kadar da e, aşina olduğumuz bir kelime değil. Harru lehu sücceden beraberce değerlendirilince secdeye varmak. Ve gale e, Yusuf dedi ki Ya ebetim babacığım e, eb baba eb baba hep baba böyle telaffuz ederken e, herhalde insan zihninde tutabilir. Baba ve hep birbirine yakın. Ya ebeti babacığım her de tevil rüyaya rüyaya. Bu rüyamın tevili. Bakın rüya aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle tevil aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle rüyanın tevili veya rüyanın tabiri Türkçe'de de kullanırız. Min gabl daha önceden Yusuf dedi ki, babacığım işte bu önceden gördüğüm rüyamın tevilidir. Gadcealeha Rabbi hakka Rabbim onu doğru çıkardı. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Burada cale müteaddi bir fiil. İşte cale hakka eee mef'ulü gerektiriyor. bu şekilde mef'ul olarak bir mef'ul alıyor. Gerçekten de bu anlamda baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in her tarafı e, fiillerle dolu. E, bunların bir kısmı müteaddi, bir kısmı da lazım fiiller. Manaya aşina oldukça e, fiilleri fark edeceğiz. Bunların lazım mı, müteaddi mi olduğunu da yine fark etmiş olacağız. Ve devamında Hz. Yusuf şöyle diyor. Vakat ahsene biyim. Rabbim bana gerçekten ihsanda bulundu. Ahsene ihsan telaffuzda yakın e, ve ikisi de Arapça zaten. Bana ihsanda bulundu. İz ahraceni beni çıkarttı. Mine sicni zindandan. Ahrece harace daha evvel geçmişti. Harace çıktı. Ahrece çıkarttı. Ahraceni mine sicni beni zindandan çıkarttı. Ve cee ebikum minel bedvi. Sizi çölden getirttim. Ca'e geldi. Ba harfi ciri devamında geldiğinde getirdi anlamına geliyor. Ca'e bikum minel bedvi. Bedevi, bedevi. Bedevi çöl. Bedevilerin yaşadığı çöl gibi düşünülürse Bedevi çöl manası hatırda kalabilir. Min bâdi en nezevel şeytanu beyni ve beyne ihvati. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Allah. Ee, sizi çölden bana getirtti diyor. Burada e, işte yine fiilleri görmekteyiz. Demek ki e, dikkatli bir nazarla baktığımızda Kur'an-ı Kerim hemen her yerinde fiiller var ve bu fiillerin bir kısmı müteaddi, geçişli bir kısmı da lazım. Dikkat ettikçe bunları daha iyi görmüş olacağız.